Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir pazartesi gününden herkese selamlar. Sizinle gene kısa bir kripto para analizi yapacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ciddi yükselişlerimiz geldi ve arkadaşlar dün gece itibariyle haftalık kapanışlar da geldi. Bunları değerlendireceğiz. Zaten genelde bir yataya bağlama söz konusu. 10 bin dolarlar civarında şu anda Bitcoin yataya bağlamış durumda. Şimdi piyasaya yeni girecek arkadaşlar için ben buralarda pek girmeyi önermiyorum arkadaşlar. Neden önermiyorum derseniz şimdi size onları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ilk önermeme sebebim, bakın burada kırmızı ve direncimizden oldukça uzaklaşmış durumda olmamız. Biz hatırlarsanız Ichimoku bulutuna göre güvenli alım yerleri kırmızıya yakın yerler diye konuşuyorduk sizinle. Ve fiyatta her zaman bir kırmızıya değme isteği vardır yükselişlerde. Aynı şey düşüşlerde de geçerlidir. Mesela yine kırmızıdan çok uzaklaştığı zaman tepki hareketleri hep kırmızıya kadar gelir. Kırmızı civarlarına kadar gelir. Mesela bakın burada şu bölgeye bakarsanız bakın yükseliş geliyor. Dönüyor, düzeltmesini yapıyor. Kırmızı mavi direncimize değiyor. Yükseliyor arkadaşlar. Bakın kırmızıya değiyor. Sonra tekrardan yükseliyor. Kırmızıdan uzaklaşmaya başlıyor. Sonra dönüyor, kırmızıya değiyor. Sonrasında tekrardan yükseliyor. Yani hep bir kırmızıya değip onay alma isteği vardır fiyatta. Şu anda bakın zaten biz daha önce bunlara şahit olduk arkadaşlar şu bölgelerde. Görüyorsunuz yükseldi buralarda. Kırmızıdan çok uzaklaştı. Döndü. Kırmızıya yakın yerlere kadar geri çekildi. Kırmızıya değdi. Sonrasında tekrardan yoluna devam etti. Yani gene bir kırmızıya değme isteği oluşabilir. Şu anda kırmızıdan çok uzaklaştığımız için ben buralarda girmeyi pek önermiyorum diyorum. Gene girecekseniz arkadaşlar kademeli girin. Yani kırmızı önemli bir gösterge arkadaşlar Ichimoku bulutuna. Düşüşlerde de böyledir. Mesela bakın düşeceği zamanlarda da bakın kırmızıdan çok uzaklaştığı zaman da dönüyor, bir kırmızıya değiyor. Sonra tekrardan düşüyor arkadaşlar. Sonra tekrardan bir uzaklaştığı zaman gene bir hep kırmızıya değme eğilimi vardır. Yani düşüş zamanlarında da aslında bu yöntemle ciddi paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani güvenli alım yerleri, güvenli satım yerleri bu şekilde Ichimoku bulutunda çok güzel bir şekilde, güzel şekilde görünmekte. Yani benim başlıca arkadaşlar buralarda alım yapmayacağımın sebebi bu aslında. Yani ben de yine bir miktar daha alım yapmayı planlıyorum ama kırmızıya yakın yerlerde alım yapacağım. Şu anda bekliyorum arkadaşlar. Ayrıyeten de bir haftalık bazda da bir uyumsuzluk oluştu. Onu soran arkadaşlar da vardı bugün. Yani şu anda iki tane yükselen tepemiz mevcut ama iki tane eşit tepe arkadaşlar. Ama bundan ziyade benim başlıca çekinme sebebim kırmızıdan çok fazla uzaklaşmış durumda olması. Ve zaten de bulutun üst kısmına dayandı arkadaşlar. Burası da yani normalde tek seferde kırılması beklenmez. Bu bulutun üst kısmının yani kırmızı direncimiz de giderek yükselmekte fiyatı. Şu anda kırmızının seviyesi arkadaşlar 8500 dolarlara kadar gelmiş durumda. Yani şu anda haftalık bazda al sinyalleri tam gaz devam ediyor. Zaten uzun vadeli bir düşüş trendinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Geri dönme olursa kırmızıya değip sonrasında tekrardan yeni zirvelere gitmek isteyecek bir enstrüman. Zaten bir sonraki hedeflerimiz de arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten zirveler teker teker geliyor. Buradaki zirveleri bir bir test ettiğimizi konuşmuştuk zaten. Bir sonraki zirvemiz arkadaşlar 16.000 dolarlara kadar ben bir yükseliş bekliyorum. Yalnız o yükseliş gelmeden önce hem bir adam dökmek hem de bir onay almak bağımlı arkadaşlar. Dönüp bir kırmızıya değme, kırmızıya yakın yerlerde fiyatlanma olayı gerçekleşebilir. Şahsen böyle olmasını daha sağlıklı arkadaşlar. Ben böyle olursa yani Bitcoin adına geleceğe daha sağlıklı bakarız. Zira biliyorsunuz zaten yükselişlerin düzeltme yaparak gitmesini her zaman bekleriz ve isteriz arkadaşlar. Yer yer kar realizasyonlarının gelmesi çok çok normal ve sağlıklı şeyler. Eğer gelmezse bu sefer ileride daha sert düzeltmeler yapıyor ve bunu tahmin etmek arkadaşlar biraz daha zorlaşıyor. Yani teknik analizin bir nevi düzeni bozuluyor gibi diyebiliriz. Mesela burada düzeltme yapmaz da yukarıya giderse arkadaşlar orada yapacağı düzeltmelerde mesela kırmızıya kadar değil de maviye kadar geri çekilmeler görebiliriz. Yani daha sert yapması beklenilebilir. Yani şu anda haftalık bazı durumlar böyle arkadaşlar. Tekrardan altını çiziyorum. Ciddi bir düşüş trendinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Çok normal bir kar realizasyonunun gelmesinden bahsediyoruz. Sebeplerini de size anlattım. Kırmızıya çok çok uzaklaşmış durumda olmamız ve şu an haftalık bazda bir uyumsuzluk oluşmuş olması. Yani ben uyumsuzluktan ziyade arkadaşlar kırmızıdan çok uzaklaşmış olması bana bir kar realizasyonu gelmesini bekletiyor şu anda.
şu anda hastalıkta durumlar böyle. Günlük baza geçersek de yani günlük bazda durumlar daha iyi arkadaşlar hastalık baza göre. Kırmızının üstünde fiyatlanmasına devam etmekte. MACD, Ichimoku bulutu vesaire RSI 70 bin üstünde. Yani tam gaz al sinyalleri devam ediyor. Ama bakın MACD artık zirvelere ulaştı arkadaşlar. Buralardan yavaş yavaş yönünü aşağıya doğru çevirmek isteyebilir. Zira şimdi 4 saatlik bazı geçtiğimiz zaman göreceksiniz. 4 saatlik bazı arkadaşlar uyumsuzluklar var. Ve bakın 4 saatlik bazı MACD'den bir sat sinyali geldi bu bölgede. Tam zirvelerde geldi arkadaşlar. 11.400 civarlarında geldi bu sat sinyali. Ve bakın daha net göze çarpan şu anda 4 saatlik bazlarda uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Yani bunlar da bir geri çekilimin habercisi olabilir arkadaşlar. Zira bakın RSI de zaten 70 binin altına attı şu anda. Burası bildiğiniz gibi nötr bölge dostlarım. Yani buralarda enstrüman yukarı aşağı hareketler yapar arkadaşlar. Nötr bölge olarak geçiyor. Yani buraya kadar şu 11.000 duvara kadar Bitcoin almayıp şu an Bitcoin almayı planlıyorsanız yeni gelen arkadaşlar varsa ben bir miktar daha beklenmesi taraftarıyım şu anda. Sebepleri de arkadaşlar 4 saat bazdaki uyumsuzluklar ve haftalık bazda kırmızıdan oldukça uzaklaşmış durumda olmamız. 1 saat bazda geçersek orada durumlar nasıl derseniz. 1 saat bazda arkadaşlar şu anda çok net bir sinyal yok açıkçası. Şurada bakın bir kesişme gerçekleşmiş. Kırmızı ve mavi kesişmiş. Fakat daha bir ayrılma söz konusu değil. Yani hatta kırmızı yukarıya doğru ayrılmış ama oldukça yakınlar birbirine. Tekrardan aşağı geçme durumu var. Zira bakın MACD bir sata doğru gidiyor 1 saatlik bazda. Zaten burası 1 saatlik bazda arkadaşlar. Burada al sat sinyalleri bildiğiniz gibi hızlı geliyor. Yani biraz daha geçmişte baktığımız zaman bakın buralarda bir sat sinyali geliyor. Buradaki sat sinyalin etkisiyle hemen bulutun üstüne değiyor arkadaşlar. Bakın tam bulutun üstünden sekiyor enstrüman. Yani şu anda bir kesişme gerçekleşmiş ama net bir al sinyali yok arkadaşlar şu anda. Zira MACD'ye de baktığımız zaman gördüğünüz gibi mavi aşağı doğru gidiyor. Yani bir sat sinyali 1 saat fazla da gelmek üzere arkadaşlar. Peki düşüşler gelirse nasıl olur derseniz dostlarım. 4 saat fazla geçtiğimiz zaman şu anda en yakın uyumsuzlukları gördüğümüz baz 4 saat fazla arkadaşlar. 4 saat fazla bakın bir altta bizi şu anda bekleyen direncimiz 10.300 dolarlar arkadaşlar. 10.200, 10.300 dolarlara denk geliyor. Yani buradaki kırmızının kırılması durumunda bir alt kademeye maviye çekilecektir arkadaşlar. Buraya gelmesi durumunda günlük baza geçersek de bakın günlük bazda da zaten kırmızımızın direnci 4 saatlik bazdaki maviye denk geliyor hemen hemen. Burası da yaklaşık olarak 10.100 dolarlar. Burada da eğer burayı da kırarsa altta bizi mavi bekler. Mavinin de seviyesi arkadaşlar 9.400 dolarlara denk gelmekte. Yani şu anda kademe kademe buralara geri çekilme gelebilir arkadaşlar. Önce 4 saatlik bazda bildiğiniz gibi şu anda ilk uyumsuzluklar. Yani en yakın bazda, en kısa vadede 4 saatlik bazda oluştu. Orada da mavimizin seviyesi 9.400 dolarlara denk geliyor. Oraların kırılması durumunda da günlük bazda maviye değinmek isteyebilir. O da arkadaşlar yani önce kırmızıya değer, sonra maviye değer. Kırmızının seviyesi 10.000 dolarlara denk geliyor. Mavinin seviyesi de 9.400 dolarlara denk gelmekte. Sen ne yaptın derseniz de arkadaşlar ben 10.000, 11.000 dolarlarda elimdeki Bitcoin'in bir kısmını, altını çiziyorum arkadaşlar, hepsini değil, bir kısmını sattım. Şu anda neyi bekleyeceksin derseniz de, şu anda arkadaşlar ben haftalık bazda kırmızıya yaklaşmasını bekliyorum. Buraya yaklaştığı zamanlarda tekrardan alım gireceğim. Ama dediğim gibi satıyorsanız da hepsini birden satmayın arkadaşlar. Kademeli girip kademeli çıkın. Yani ben elimdeki Bitcoin'in yarısını sattım arkadaşlar 11.000 dolarlarda. Şu anda dediğim gibi alım için buraları bekliyorum. Tabi buraların bir anda gelmesi söz konusu değil arkadaşlar. Kademe kademe gelecektir. Zaten gün ve gün video paylaşıyorum sizinle. Herhangi bir değişiklik olursa da zaten sizi bilgilendirmeyi planlıyorum şu anda. Şimdi genel olarak Bitcoin'de durumlar böyle. Altcoin'lere geçecek olursak arkadaşlar altcoin'lerde ben açıkçası daha yükseliş bekliyordum. Yani bir miktar daha yukarıya hareketler beklemekteydim. Ama biraz kısıtlı kaldılar şu anda. Şimdi Ethereum haftalık bazda bakarsak arkadaşlar Ethereum'da şu anda bir uyumsuzluk söz konusu değil. Gördüğünüz gibi haftalık bazda herhangi bir uyumsuzluk yok ve kırmızıdan da Bitcoin kadar uzaklaşmış da değil arkadaşlar. Yani haftalık bazda kırmızımızın seviyesi şu anda 250 dolarlara denk gelmekte. Zaten Ethereum'un şu anda önünde yol alacağı da bir sürü yol var. Bakın daha bulutun üstünde dayanmadı Ethereum.
ve haftalık bazda al sinyalleri tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Daha yeni kendisini bulutun iç kısmına atabildi enstrüman. Haftalık bazda herhangi bir uyumsuzluk yok. Al sinyalleri tam gaz devam ediyor. Günlük baza geçersek de arkadaşlar günlük bazda da al sinyalleri devam ediyor. Yer yer geri çekilmeler oluyor arkadaşlar ve bakın tam kırmızıya kadar geliyor. Gördüğünüz gibi kırmızıya iğne atan hareketler görmekteyiz. Yani kırmızıya değdiği yerde hemen tekrardan alıcısını bulmakta Ethereum ve kırmızının üstünde şu anda fiyatlanmasına devam ediyor. MACD'miz alımda, Ichimoku bulutu alımda, RSI'de tam 70.000 seviyelerinde fiyatlanıyor. Tekrardan 70.000 üstüne çıkarsa arkadaşlar gene Ethereum'da hareket devam edebilir. Günlük bazda durumlar böyle. Şu anda kırmızıya bir deneme yapmış. Yani kırmızının seviyesi zaten 290 dolarlara denk geliyor ama birçoğunuz yakalayamamışsınızdır zaten. Oraya değer değmez. Anında alıcısını bulmuş zaten. Kırmızıyı kırarsa da arkadaşlar altta bizi 270 dolarlar, 275 dolarlar beklemekte. Ama şu anda günlük bazda herhangi bir sat sinyali falan söz konusu değil. 4 saat baza geçersek, yani 4 saat bazda uyumsuzluklar söz konusu. Burada bazı uyumsuzluklar gerçekleşmiş. Bakın şurada iki tane eşit tepe ama RSI'de düşen tepeler mevcut. Onun etkisi zaten maviye kadar bir geri çekilme gelmiş. Gördüğünüz gibi maviye değer değmez de hemen alıcısını bulmuş arkadaşlar. Ama şu anda MACD sat sinyali üretmiş tam zirve seviyelerde. Bakın onun etkisi düşüş gerçekleşmiş ama sat sinyali devam ediyor MACD'de. Bunu Ichimoku bulutu desteklerse eğer arkadaşlar alt kademelere doğru önce maviye sonra da kırmızıya doğru bulutun üstüne doğru hareketler görebiliriz. Oraya kadar bir geri çekilme olabilir. Şu anda bir salt sinyali söz konusu değil ama kırmızı ve mavi yavaş yavaş birbirine yakınlaşma eğilimi gösteriyor. Ama dedim ki şu anda bir gelme söz konusu değil. Zaten biraz daha çektiğimiz zaman da grafiği arkadaşlar bulutun da yükseldiğini görüyorsunuz. Yani önümüzdeki haftalara kadar böyle devam ederse artık bizim bulutumuzun üst kısmı seviyesi 300 dolarlar olacak. Artık yani 300 dolarların altını çok fazla gitmesini beklemeyeceğiz. Yani artık direnç destek seviyelerimiz de giderek yükselmekte. 1 saatlik baza geçersek arkadaşlar 1 saatlik bazda bulutun içinde bir al sinyali gelmiş. O mümkünsüyle buluta ilk denemesini yapmış arkadaşlar ama kıramamış şu anda. Tam bulutun üstünden geri çekilmiş enstrüman. Ve MACD şu anda bir satı doğru gidiyor. Yani burası 1 saatlik baz olduğu için burada al sat sinyalleri bildiğiniz gibi hızlı gelmekte. Yani MACD burada sata giderse, sat sinyalleri üretirse arkadaşlar 300 dolarlara kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz var şu anda Ethereum'da. Ama uzun vade için arkadaşlar Bitcoin'den daha sağlıklı duruyor. Yani haftalık bazda ve günlük bazda sinyaller daha güzel ve herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Bir tek bir uyumsuzluk 4 saatlik bazda mevcut. O da zaten saatlik bazda arkadaşlar. Yani saatlik bazda hem uyumsuzlukları bozmak da daha kolay hem de al sat sinyalleri bildiğiniz gibi hızlı gelmekte. Yani şöyle uzun vadeli baktığımız zaman haftalık bazda daha Ethereum'un alacağı çok çok yol var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha çok çok gerilerden gelen bir Litecoin. Zaten benzer hareketler yapmasını bekliyorduk. Şöyle Bitcoin grafiğine geçtiğimiz zaman aslında Ethereum'un nasıl hareketler yapacağını, Ethereum nasıl hareketler beklediğini görmekteyiz arkadaşlar. Bakın Bitcoin gibi aynı bu şekilde bulutun üstüne dayanmasını bekliyoruz şahsen. Ve ben ileride mutlaka gerçekleşmesini bekliyorum, düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar XRP'ye geçiyoruz. XRP'de sonunda dostlarım kırmızı yukarıya ayrışmaya başladı haftalık bazda. Uzun zamandır bildiğiniz gibi kırmızı ile mavi kesişmiş durumda gidiyordu ve bir türlü ayrılmak bilmiyordu kırmızı yukarıya doğru. Ve şu anda biraz daha yakınlaştırırsanız bakın kırmızı artık yukarıya doğru ayrışmaya başladı şu bölgeye bakarsanız. Göreceksiniz. Bu da çok çok önemli bir sinyal biliyorsunuz. Zaten XRP bakın buradaki sinyalin ardından bulutun altına dayandı. İlk denemesini bakın tam bulutun altından da geri döndü arkadaşlar. Yani tam anlamıyla bakın yeşilin orada durduğu hareket kapanış tam bulutun alt kısmında yaptı. Şu anda oradan biraz geri çekiliyor. Ama ne kadar geriden geldiğini aslında XRP'nin görmektesiniz. Yani XRP'nin Ethereum'dan da daha fazla alacak yolu var şu anda. Zaten sırasıyla benzer hareketler yapmasını beklediğimi her seferinde söylüyorum size. Sadece sıralarını bekliyor arkadaşlar. Bir de bildiğiniz gibi altcoin'ler için en güzel senaryo yani Bitcoin abilerinin yataya bağlaması. Yani Bitcoin yukarıya da aşağı dalgalandığı zaman altcoin'ler eziliyor arkadaşlar. Yani Bitcoin'de beklenilen riskler aslında altcoin'leri de ilgilendiriyor. O yüzden Bitcoin analizine her zaman biraz daha fazla zaman ayırıyorum. Biraz daha
detaylı inceliyoruz arkadaşlar. Şu anda Ripple'da sonunda beklenen o haftalık bazdaki sinyal geldi. Onun etkisi zaten şu anda bulutun altına eklenmesini yaptı. Yani buradan bir düzeltme yapması çok çok normal. Şu anda düzeltmesini yapıyor zaten. Bir sonraki denemesinde arkadaşlar mutlaka buradaki alt kısmı kıracaktır ve kendisini bulutun içine atacaktır. XRP adına bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten bulutun inceldiği yerlere de artık arkadaşlar çok çok yaklaşmış durumdayız. Bence önümüzdeki dönemlerde yani XRP tüm bu geriden gelmelerin acısını çıkaracaktır arkadaşlar. Size tüm paranızla XRP alın demiyorum kesinlikle. Ama bence herkesin portföyünde bir miktar XRP bulunmalı arkadaşlar. Zaten geçen de gördünüz yani 15-20 dakika içinde bir anda 51 sentlere 60 bir enstrüman. Yani potansiyeli de çok yüksek. Yani bir sabah kalktığınızda bir anda 1 dolarlarda görme ihtimaliniz de var arkadaşlar. Böyle bir hareket görürseniz yani eminim ki sizi şaşırmayacaktır. Zaten geçmişine de bakarsanız enstrümanın. Bakın şurada şöyle bir mum var arkadaşlar. Yani bu mumu yani buradan 28 sentlerden bakın 80 sentlere atmış arkadaşlar. Yani bunu da zaten bir günde yapmıştı enstrüman. Yani böyle potansiyeli olan bir enstrümandan bahsediyoruz. Bence XRP'den hiçbir zaman umut kesilmemeli. Kendi tecrübelerime dayanarak da söylüyorum. Yani böyle geriden gelen coinler yani bir enstrüman baskılanıyorsa eğer çok fazla manipülasyona maruz kalıyorsa sonradan arkadaşlar acısı fena çıkıyor. Ya ben inanıyorum XRP'ye. Zaten tüm paranızı XRP'ye yatırın demiyorum. Ya yani böyle bir şey kesinlikle yanlış zaten. Böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Mutlaka paranızı bölün arkadaşlar. Size bunu daha önce söylemiştim. Yani önemli olan risk almamak değil, riski minimalize etmek. Yani sizin kademeli girip kademeli çıkmanız, paranızı bölerek yatırmanız sizin riskinizi düşüren temel unsurlar. O yüzden ya benim size önerim portföyünüzde bir miktar XRP bulundurmanız bence sizin için faydalı olacaktır. Ya haftalık bazda şu anda XRP'yi özetleyecek olursak arkadaşlar o beklediğimiz al sinyali sonunda geldi. Bakın kırmızı sonunda yukarıya doğru ayrıştı Ichimoku bulutuna göre. Bu sinyalin zaten ne anlama geldiğini sizinle birçok kez tecrübe ettik arkadaşlar. Çok güzel çalışan, çok önemli bir sinyal, trend değişim sinyali diye birçok kez de konuşuyoruz zaten. Günlük baza geçersek, şimdi günlük bazda arkadaşlar uyumsuzlukları bozdu XRP. Bakın şurada en sonki tepenin üstünde bir kapanış yaparak RSI'da uyumsuzluğu bozdu arkadaşlar ve alt sinyalleri tam gaz devam ediyor. Bakın hem Ichimoku bulutunda hem de MACD'de alt sinyallerimiz günlük bazda tam gaz devam etmekte. Yani günlük bazda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil şu anda. 4 saatlik baza geçersek, yani 4 saatlik bazda arkadaşlar bir sat sinyaline doğru gidiyor enstrüman ama herhalde henüz gelmiş değil. Ondan öncesinde MACD sat sinyali üretmiş. Bakın şu bölgede zirveye yakın seviyelerde MACD yaklaşık 50 sentlerde sat sinyalini üretmiş. Onun etkisi de zaten şu anda geri çekilmeler gerçekleşmiş durumda. Eğer ki burada kırmızı aşağı keserse zaten ne yapacağını biliyorsunuz. Bir alt kademe olan bulutun üstüne değmek ister arkadaşlar. Ama buraya değer değmez. Hızlı bir şekilde alıcısını bulacaktır. Yani birçok insan yakalayamayacaktır zaten bu hareketleri. Zira zaten ilerleyen zamanlarda gelirse de çok fazla çalışmaz zaten bu sat sinyali. Zira bakın bulutun üst kısmında çünkü yükselmeye başlamış durumda. Yani 27 Haziran'dan itibaren yani 2-3 gün boyunca burada böyle şekilde bu şekilde devam ederse enstrüman artık bulutun üst kısmı seviyesi yani 47 sentler olacaktır XRP için. Yani aynı diğer coinlerde olduğu gibi XRP'de de artık destek noktalarımız da arkadaşlar yavaş yavaş yukarılara geçmeye başlıyor. Yani nasıl ki bundan önce haftalar önce arkadaşlar 30 sentler vesaire falan artık görülmesi çok zor seviyelerse yani oraları kapattıysak bundan birkaç hafta sonra bir ay sonra da buralar arkadaşlar bu seviyeleri bir daha görmemek üzere kapatacağız. Şimdi Litecoin'e geçelim arkadaşlar. Litecoin neden yükselmiyor diyenler için zaten daha öncesinde bunu konuşmuştuk dünkü videoda da. Litecoin zaten tüm coinler düşerken arkadaşlar Litecoin hatırlarsanız 140 dolarlara doğru hareketler yapmıştı. Yani ilk yükselişi aslında Litecoin'de görmüştük biz. Ondan sonra Bitcoin'de yükseliş gerçekleşmişti. Tabii Litecoin ilk yükseliş yaptığı için bu yükselişte arkadaşlar biraz daha sakin kaldı. Ama dostlarım Litecoin'de er ya da geç bulutun üstüne değecektir. Bulutu kıracaktır arkadaşlar. Zira haftalık bazda herhangi bir uyumsuzluk vesaire de yok ve tam gaz al sinyalleri devam ediyor. Ve zaten çok ciddi yükselişlerde gerçekleştirdi. Zaten
Niye Litecoin'in önden gittiğini de size halving tarihlerini vermiştim hatırlarsınız. Orada açıklamıştık arkadaşlar. Zaten neden Litecoin'in önden gittiğini vesaire falan konuşmuştuk. Şimdi Litecoin'de haftalık bazlı arkadaşlar. Yani bir sat sinyallerinde vesaire falan bozulma yok. Al sinyalleri tam gaz devam etmekte. Ve şu anda 70 bin seviyelerin üstünde arkadaşlar. RSI'de fiyatlanmasına devam ediyor. Günlük baza geçersek. Günlük bazda da arkadaşlar şu anda MACD'den bir sat sinyali gelmiş tam zirve seviyelerde. Oradaki sat sinyalinin etkisiyle şu anda arkadaşlar bir miktar geri çekilme gerçekleşiyor. Yani kırmızının şu anda altına sarkmış bir miktar. Kırması durumunda biz aşağıda 122 dolarlar, 121 dolarlar bekleyecektir. Yalnız buraya değmesi durumunda arkadaşlar hızlı bir şekilde alıcısını bulacaktır zaten. Yani birçoğumuz yakalayamayacağız muhtemelen. Ama arkadaşlar diğer coinlerde olduğu gibi Litecoin'de de bakın destek seviyelerimiz artık giderek yükselmekte. Yani önümüzdeki haftalarda aynı diğer coinlerde olacağı gibi bu fiyatları da Litecoin'de arkadaşlar yavaş yavaş kapatacağız. Artık bu seviyeler bizim çok güçlü desteklerimiz haline gelecek. Şu anda günlük bazda Ichimoku bulutunda bir sat sinyali yok ama MACD'de bir sat sinyali gelmiş arkadaşlar. Onun etkisiyle maviye değmek isteyebilir. Mavinin seviyeleri de 122 dolarlara denk geliyor. Ama dediğim gibi buraya değmesi durumunda hızlı bir şekilde alıcısını bulacaktır. Böyle iğneli hareketler görme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Ama dediğim gibi daha henüz Ichimoku bulutundan bir sat sinyali gelmemiş. Şimdi 4 saatlik baza geçersek. Şimdi 4 saatlik baza geçtiğimiz zaman arkadaşlar bir sat sinyalinin geldiğini görüyoruz. Bakın şu bölgelerde sat sinyali gelmiş. Onun etkisi şu anda bulutun üstüne kadar hareketler gelmiş arkadaşlar. Hatta bulutun üstünde bir miktar geçmiş geri çekilme. Ama bakın RSI 20 bin seviyelerine oldukça yakınlaşmış durumda 30 bin seviyelerine. Yani muhtemelen buralardan artık yönünü yukarıya çevirmesi beklenebilir. Yani şunun tam dip seviyelerinde artık bir tepki hareketi gelmesi normal olur arkadaşlar. Yani 4 saatlik bazda hem MACD'de hem de Ichimoku bulutunda sat sinyallerinin gelmesiyle şu anda bir miktar daha geri çekilme yapıyor. Şu anda 132 dolarlara kadar sarkmış durumda. Dediğim gibi buralara geçmesi durumunda günlük bazdaki mavi 122 dolarlara hareket gelebilir. Ama arkadaşlar oraya hareket gelmesi durumunda dediğim gibi çok hızlı biçimde alıcısını bulacaktır. Zira bakın 4 saatlik bazda 30 bin seviyelerine oldukça yaklaşmış. Buralarda artık tam 30 bin seviyelerine değdiği zaman RSI yönünü yukarıya çevirme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. 1 saatlik baza geçersek de 1 saatlik bazda da arkadaşlar sat sinyallerinin geldiğini görüyoruz. Bakın şurada gelen sat sinyalinin etkisiyle buluta kadar bir geri çekilme gerçekleşiyor. Hatırlarsanız bulutun üst kısmı neyse bulutun alt kısmı da o demiştik. Bulutun altını kırması durumunda başka bir destek kalmayacağı için hareket sertleşir arkadaşlar. Sert şekilde geri çekilmeler beklenir. Bakın burada da bulutun altını son desteği kırınca aşağıya doğru sert hareketler gelmiş. Ama dostlarım burada da artık dönüş sinyallerini veriyor olabilir yavaş yavaş Litecoin. Bakın burada sat sinyali devam ediyor. Ichimoku bulutunda sat sinyali devam ediyor. Daha ya burası bir saatlik bas tabii ki. Burada al sat sinyalleri hızlı gelir. Ama arkadaşlar uyumsuzluklar göze çarpıyor. Bakın düşen dipler mevcut. Fakat RSI'da yükselen dipler görmekteyiz. Bu da aslında yavaş yavaş bir yukarıya tepki hareketi tekrardan bir 140 dolarları görme ihtimalimizi güçlendiriyor Litecoin'de. Şimdi arkadaşlar videoyu Bitcoin üzerinden yorumlayalım gene. Zira Bitcoin'in yapacağı hareketler bildiğiniz gibi tüm coin'leri etkiliyor. Şimdi biz bu seviyelerin geleceğini zaten sizinle çok uzun zamanlardır konuşuyorduk. Yani bulutun üst kısmını hedef olduğunu, buralara kadar bir yükseliş gelmesini zaten bekliyorduk arkadaşlar. Bu yükselişler geldi. Tabi buralar kar realizasyonu için de güzel yerler, güzel seviyeler. Yani ben de şahsen elimdeki Bitcoin'lerin bir miktarını arkadaşlar buralarda çıktım. Yani buralarda bir kar realizasyonu yaptım. Bundan zaten bahsettim. Neden yaptığımı da sizinle arkadaşlar örnekler vererek anlatmaya çalıştım. Yani başlıca şu anki sıkıntımız kırmızıdan oldukça uzaklaşmış durumda olması. Bildiğiniz gibi Ichimoku traderları alım yapacakları zaman fiyatın her zaman kırmızıya yakın olmasını isterler. Çok uzaklaşmışsa düzeltme hareketi beklerler diye. Eğitim videosunda da bahsettim. Zaten birçok kez videolarda da bahsediyorum. Grafiğin geçmişinde zaten birçok kez örnekleriyle şahit arkadaşlar. Şimdi başlıca benim çıkma sebebim bu aslında. Kırmızıdan artık oldukça uzaklaşmış durumda olmamız. Bulutun üst kısmı gibi önemli bir seviyeye gelmiş olmamız. Bir daha tabii haftalık bazda şu anda
bir uyumsuzluk söz konusu oldu. Ama açıkçası haftalık bazdaki uyumsuzluk geri planda yani. Yani kırmızıdan çok fazla uzaklaşmış durumda olmasak ama uyumsuzluk durumunun uyumsuzluk oluşmuş olsa ben çıkmazdım şahsen. Çünkü haftalık bazda arkadaşlar uyumsuzluklar oluşabiliyor. Bakın yükseliş zamanlarında da bakın şu bölgede uyumsuzluk var arkadaşlar. Düşen tepeler mevcut. Ama gördüğünüz gibi sürekli yukarılara giden fiyatlar görüyorsunuz. Yani günlük bazdaki uyumsuzluklar daha değerli aslında haftalık baza göre. Şu anda haftalık bazdaki benim gözümdeki en büyük sıkıntı kırmızıdan oldukça uzaklaşmış durumda olması. Ben bu yüzden elimdeki bitcoinlerin yarısı kadarını çıktım arkadaşlar. Dediğim gibi hiç girmemiş arkadaşlar varsa bence artık buradan girmesinler. Gireceklerse de kademeli girsinler arkadaşlar. Çok alt seviyelerden girmiş arkadaşlar varsa da buralar bence arkadaşlar yavaş yavaş bir kar realizasyonu yapmak için güzel yerler. Dediğim gibi elinizdekini zaten hepsini çıkmayın. Çıkıyorsanız bir miktarını çıkın. Kademeli girin, kademeli çıkın arkadaşlar. Dediğim gibi kesin gelecek diye bir şey yok. Burada amaç risk almamak değil, riski minimalize etmek. Bu yüzden arkadaşlar ben de elimdekinin hepsini çıkmak yerine yarısını çıktım şu anda. Bildiğiniz gibi zaten uzun vadeli bir düşüş trendinden bahsetmiyoruz. Mutlaka Bitcoin burada gördüğünüz yeni zirveleri arkadaşlar test edecektir. Oralara gitmeden önce düzeltme yapması teknik anlamda da çok sağlıklıdır. Ve çok normal bir şeydir arkadaşlar. O yüzden böyle bir beklentim var. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.